Ne düşünüyorsunuz? Karar ne olabilir sizce? Doğrusunu istersen ben umutlu değilim. Gazetecilere bile çekinmeden hiç pişman değilim. Karşıma çıksa gene vururum diye beyanat veriyor. Ne de olsa daha çocuk. Onun sözüne bakılır mı? Babasına ne oldu? Tıpkı bana benziyor. Ben de onun yerinde olsam aynı şekilde davranırdım. Böyle hareket ettiği için onu şimdi daha da çok seviyorum. Onun yaptığı iş hislerine kapılıp şuursuzca bir anlık bir çılgınlıkla yapılan bir iş değil. Bilerek, isteyerek, inanarak yaptı. O aptalca değil akıllıca davrandı. Ona bu yaraşırdı. Yıllarca alnında taşıdığı namus lekesini ancak böyle silebilirdi. O silahın tetiğini çekerken annesinin ve kendi namusunu temizledi. İsteyerek ve bilerek yaptı. Fakat bu derece düşüncesini açık söylemek aleyhinde olacak. Öldürme kastıyla ateş etmek. Bu suçun cezası çok açık. Kurtulması çok zor. Yarın son celse hakim karar verecek. Kurtulmalı. Muhakkak bir çaresini bulmalı. Elinden ne gelirse yap. Oğlumu muhakkak kurtarmalıyım. Allah önünde de kul önünde de biliyorum ki suç onun değil. Benim. Belki sizin şahitliğiniz karara tesir edebilir. Burada oğlunun yaptığı hareketi savunan bir baba olarak söz alıyorum. Şahit değilim. Çünkü onun bensiz geçirdiği yılların şahidi olamadım. Çok istedim. Çok arzuladım. Çok aradım ama onları bulamadım. Zavallı bir anayla oğlu, acımasız kaderleriyle yalnız tek başlarına bıraktım. Gaddar insanların insafsız yargıları karşısında savunmasız bıraktım. Şimdi geç de olsa onları bana savunma fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Halil'e piç dediler. Yıllarca alnında o lekeyle yaşadı. Silinmeyen, silinmeyecek bir namus lekesi taşıdı. Toplumdan kovuldu, horlandı, aşağılandı. Ara sıra kahpe dediler. O her yerde her zaman bir kahpenin çocuğuydu. Orospu çocuğuydu. Şimdi düşünüyorum da, oğlunun annenin çektiği acıları düşünüyorum da kendimden nefret ediyorum. Bu aşağılık adamın, yani benim bulamadım, kaybettim deyip işin içinden kolayca sıyrılmasına, korkaklığına, yapamazlığına değil, acı gerçeklerden kolayca kaçmasına kin duyuyorum. Geç de olsa gerçeği anladım. Görüyorum o gerçeği, açık seçik. Ölmeliydi o adam. Ben çoktan ölmeliydim. Benim cezam buydu. Halil çok geç kaldı bu cezayı vermek için. O değil, toplum yakalayıp bana bu cezayı vermeliydi. Bu ana oğlun çektikleri yoksa nasıl ödenecekti? Kim ödeyecekti? Sayın hakim, eğer bütün bunlarda bir suçlu varsa işte o benim. Zavallı çilekeş oğlum değil. Evet, evet ben de biliyorum. Büyüye el kalkmaz. Hele babaya anaya kalkan el taş olur. Ama bana kalkan el oğlumun eli değildi. Çoktan hak ettiğim cezayı vermek için kalkan ilahi adaletin acımasız, kararlı, hak dağıtan eliydi. Adaletin o kılıcı geç kaldı beni cezalandırmak için. Şimdi size yalvarıyorum. Adaletinizi dağıtırken eliniz titremesin. Sıkı kavrayın o ilahi teraziyi. Bir kefesine oğlumun çektiği acıları, anasının ıstıraplı yıllarını koyun. Bir kefesine de benim kaçak babanın onlara yaptıklarını, çektirdiklerini koyun. Ondan sonra kararınızı verin. Oğlum suçsuzdur sayın hakim. Buna Allah da kul da şahittir.
Eğer bir suçu varsa bana karşı, ben onu affettim. Hepiniz, hepiniz şahidim olun. Allah önünde, adalet önünde affettim. Affediyorum. Söyleyin bana, sorun bana. Söyleyin. O beni affediyor mu acaba? Baba. Babacığım.